Toros 2005 yılında emekliye ayrıldığından beri Yılan Adası'ndaki bu konutta dinleniyordu. 24 Mayıs günü bir etkinliğe katılacaktı. Etkinlik akşamüstü 6'daydı. Etkinliğe kadar uyumak istedi. Koruması akşamüstü saatler 5'i gösterdiğinde uyandırmak için yanına geldi. Uyandırmaya çalıştı ama kalkamadı. Misafirlikteydim. Bir arkadaşın evindeydim. Ona telefon ettiler. Rauf Bey rahatsızlandı, hemen gelsin diye. Koşa koşa geldim, baktım hakikaten ağzı erilmiş. Anladım ben felç olduğunu. Hemen ambulans çağırdım. İşte hastalık başladı. Haplarının dozunu eksik almış o gün. Ondan dolayı, çünkü zaten beyinde bir ufak bir tıkanma olduğu daha önceki tetkiklerden belliydi. Toros yatağına öylece uzanmış, sol tarafını hissetmiyordu. Koca bir ömürdü onunki. Ömrünü Kıbrıs davasına adamış, bu uğurda sürgün yemiş, adaya girmesi yasaklanmış, çok sayıda badireler atlatmıştı. Çok kez ölümle burun buruna gelmiş, ancak ölüme ilk kez bu kadar yaklaşmıştı. Korumaları onu her ne kadar kaldırmaya, uyandırmaya çalışsalar da onun yorgun vücudu bir türlü o yataktan kalkmıyordu. Toros beyin kanaması geçiriyor ve buna bağlı olarak sol yanı felç olmuştu. Hemen vakit kaybedilmeden ambulans çağrıldı. Toros vakit kaybedilmeden hastaneye nakledilmeliydi. Çağrılan ambulans Girne sokaklarını inlete inlete Yılan Adası'ndaki konuta geldi. Toros merdivenlerden indirildi ve hastaneye yetiştirilmek üzere ambulansa bindirildi. Yeğenim canım aramıştı beni. Hala dedeme ne oldu diye. Ne oldu dedim. Yılan Adası'ndan ambulans çıktı. Dedemin arabası arkasında, bir şey oldu dedeme dedi. Hemen panikledim. Telefonla annemi aradım. Ulaşamadım. Korumaları aradım. Hastaneye gidiyoruz. Baban rahatsızlandı dedi. Ve hemen çekimi iptal edip o gün devlet hastanesine koşturduk. Toros Yılan Adası'nda bulunan evine 5 dakika uzaklıktaki Girne Askeri Hastanesi'ne götürülecekti. Hastanede çeşitli hazırlıklar yapıldı. Ancak hastanedeki tıbbi cihazlar Toros'un tedavisi için yeterli değildi. Bu durumda olanaklardan biri Toros'u başkent Lefkoşa'da bulunan Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürmekti. Götürüldü. Toros hiç vakit kaybedilmeden Lefkoşa'da bulunan Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sedye ile ambulanstan indirildi. Çevredekilerin meraklı bakışları altında acil servise götürüldü. Doğru hastaneye götürdük. Orada önce şeye gittik. Genel hastaneye Lefkoşa'da. Baktık ki affedersiniz ördek istedi. Ördek yok. Üzerine yapacak, yap dedik filan. Hayır ben yapmam, ördek isterim dedi. Ama çarpıyordu dili. İlk devlet hastanesine kaldırılmıştı. Orada ben gördüm babamı. Tam konuşamıyordu. Telaffuzu yapamıyordu. Çünkü bir felç olayı söz konusuydu ama konuşmaya çalışıyor, bizi görüyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu. O anda zaten oradaki doktorlar müdahale edene kadar biz, kız kardeşim galiba müdahale etti, biz başka bir hastaneye gidelim diye. İşte devlet hastanesine gittiğimizde babam da o an ambulanstan iniyordu. Kendindeydi, bilinci yerindeydi. Bize böyle merak etmeyin bir şeyim yok diye söyledi. Acile yatırmışlardı onu. Orada check-up olacaktı. Fakat biz ısrar ettik ki ille yakın doğuya götürelim diye. Hemen yakın doğuyla irtibata geçtik. Oradan kendisine naklettik yakın doğuya. Burada doktorlar onu hayata tutundurabilmek için canla başla gayret ettiler. Müdahalede gecikilmiyordu. Doktorlar ellerinden ne geliyorsa yapmaktaydı. Toros'u hayata tutunduracaklardı. Bu sırada yakın doğu hastanesinden de bir ekip Toros'u almak için ambulansa Doktor Burhan Nalbantoğlu hastanesine doğru yola çoktan çıkmıştı. Çünkü Yakın Doğu Hastanesi'nin olanakları çok daha iyiydi. Sonuçta Toros bir liderdi. Bir devlet kurmuştu. Kıbrıs Türk halkının önderiydi. Kimilerine göre baba, kimilerine göre dede, kimilerine göre ise son Türk lideriydi.
yurdunun yani Kıbrıs'ın Atatürk'üydü. Yakın Doğu Hastanesi'nden gelen ekip Toros'un yanına ulaşmıştı. Hastaneye girdiğimde içeride bir kargaşa vardı aslında. Çok kalabalıktı içerisi. Tomografisi çekilmişti. Fakat sedyede acil ağzına kadar doluydu. Kalabalıktı herkes. Çok kalabalıktı içerisi. Ondan sonra ben girince tabii ilk Serdar Bey ile göz göze geldik. Oradaki doktorlarıyla göz göze geldik. Tomografisini hemen verdiler. Üniversiteye getirmek istemişlerdi zaten. Biz de almaya gitmiştik. İçeride yoğun bir çaba, dışarıda ise meraklı bir bekleyiş vardı. Toros'a ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapılıyordu. Toros'a ilk müdahale yapıldı ve yeniden ambulansa götürüldü. Bir sonraki istikamet Yakın Doğu Hastanesi'ydi. Ambulans bir üst caddede bulunan Yakın Doğu Hastanesi'ne giriş yaptı. Hastane kalabalıktı. Toros'un hastalandığı haberi çok geçmeden duyulmuş, herkes hastaneye akın etmeye başlamıştı. Toros'un daha iyi şartlarda tedavi görmesi gerekiyordu. Bu yüzden uzman bir ekip nezaretinde Yakın Doğu Hastanesi'ne getirildi. Toros koşar adımlarla MR'a götürüldü. Burada hastalığının boyutu anlaşılacak, gerekli tedaviye bir an evvel başlanılacaktı. İlk MR çekildi. MR çekilirken bayağı böyle içeride bir oyalantı falan oldu ama babam kendindeydi. Şuuru yerindeydi. Biz indiğimizde tedavisi hazır bekliyoruz. Zaten ambulanstan iner inmez serumları vesairesi, ilaçları hemen başladı. MR'da ana damar tıkalı gibi görüldü. Böyle bir şüphe ortaya çıktı. Hemen tomografi anjiyo, CT anjiyo ya da dediğimiz tomografi anjiyoya geçildi ki beyin damarlarını daha iyi görelim. Yan yana ikisi zaten. Sedyeyle bir yerden bir yere geçirdik. Tomografisi çekildi. Orada damarın açık olduğunu gördük. Muhtemelen tıkalıydı ve o kuvvetli yapılan ilk damar açıcı ilaçlarla antikoagülan dediğimiz ve heparinize edildi vesaire. Onlarla da muhtemelen açılmış olabilir ilk müdahaleyle. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da haberi almış ve yanına koruma bile almayarak eşi Meral Eroğlu ile birlikte kendi kullandığı araçla hastaneye geldi. Derhal hastane yetkililerinden Toros hakkında bilgiler aldı. Bu sırada Toros'un MR'daki tetkikleri devam ediyordu. Basın mensuplarının da meraklı bekleyişi sürüyordu. Toros MR'dayken haber gitgide duyuluyor, duyan hastaneye koşuyordu. Ailesi, yakın çevresi ve çalışma arkadaşları telaşlı bir şekilde MR'ın önünde içeriden gelecek haberleri bekliyordu. Basın mensupları telaşlıydı. Haberleri bir an evvel merkezlerine geçmek istiyorlardı. Türkiye ve Kıbrıs halkı bu haberi bekliyordu. Oğlu Serdar Denktaş basın mensuplarının yanına geldi ve açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağını söyledi. Doktor olmadığım için bilmiyorum. Sadece orada doktordan aldığım bilgi evet ciddidir tabii ki ama hayati tehlike yoktur şu anda. Birazdan yapılacak açıklama. Bir numara. Nihayet basın açıklaması yapıldı. Toros'un hastalığının şekli ve boyutu bu açıklamadan sonra kamuoyuna aktarılmak için kesin bir kanı oldu. MR'da ilave bir kanama olmadığını, bu oksijensiz kalan bölgenin önemli ölçüde sınırlandığını ve aslında beynin hareket ettirici yerlerinin hemen komşusunda olduğu, tam üzerinde olmadığı ve nispeten çözülebilecek bir şekilde olduğunu gördük. Bu bize çok ümit verici bir ileri cerrahi girişimin ya da daha acil başka bir müdahalenin mecbur olmaması şu anda oldukça iyi.